Dur azıcık düzelteyim anneciğim. Alerjik ritmit değil mi? Geçmiş olsun doktor bey. Bravo. Genelde halk arasında sabahleyin isterler. Böyle ritmit diğerini hiç duymamıştım. Evet alerjik ritmit. Alerjileri bilirim biraz. Maşallah iyi biliyorsunuz. Evet nesi var bakalım bu delikanlıları? Fıstık alerjisi var. Çok güzel harika. En sevdiğim hasta türü. Böyle teşhisiyle beraber gelen. 3 yaşından beri. Ya aslında tedavisi olmadığını biliyoruz. Evde ataklara karşı antihistaminik adrenalin enjeksiyon her bir şeyimiz mevcut. Fıstık, fıstıklı mamuller, yan ürünler hiçbiri kapımızdan içeri girmiyor doktor bey. Kesin net önlemini aldık yani. Evet güzel. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik galiba değil mi? Gelmişken benim şu alerjik ritnite de bir baksanız ha. Neler yapabiliriz acaba? Estağfurullah. Birkaç haftan beri tekrar başladı. O zaman gizli gizli fıstıklı bir şeyler götürüyor delikanlı öyle mi? Ben demiştim aklın yolu bir. Başka bir şey alerjisi olamaz mı? Erkan, anneciğim ne yiyorsun? Nereden buluyorsun da yiyorsun çocuğum? Tırım tırım arandım evde köşe bucak yok. Hayır okuldan her döndüğünde tıkanıyorsun annem sen. Bak yalan söyleme bana. Doğru söylüyorum ya yok bende. O zaman ben diyorum ki babada fıstıklar babada. Öyle mi? Bende arabada var sadece. Ah. Burada fıstık ezmeli gaflet yani. Evet. Faili yakaladık. Demek ki oğlanı okula getirip götürür gel. Ha? Olamaz. Arabam arızalı kaç haftan beri kapıda. Erkan'ı okula komşumuz götürüp getiriyor. İşe gidip gereken sağ olsun. Ne yapalım o zaman? Ortada alerji yapacak fıstık yok. Bizde başka alerji yapacak komşu. Ha? Sizin bu oğlanı getirip götüren komşunuz. Ay yok olamaz. Bütün komşularım haberdar Erkan'ın fıstık alerjisinden. Yani hiçbiri vermez. Fıstık vermez Erkan'a. Nerede çalışıyor diyecektim bu komşunuz. Bir pasta şekerleme imalathanesi var. Babanın götürdüğü fıstıklı gofretler de oradan Avanta. Ha? Evet. İçeride fıstık işliyorlar. Komşunuz da imalat ailesinden çıkarken baştan aşağı alerjen kaplı olarak çıkıyor. Yani böyle görünmez bir fıstık bulutunun içinde. Yani oğlunuz fıstık yemiyor. Ama komşunuzla yaptığı bu seyahat boyunca fıstık soluyor. Maalesef bugün ben sizi başka bir alerjiyle gönderemeyeceğim. Yine fıstığa kaldınız. Tamam. Ah. Sizin kaderiniz fıstık. Bunları Mehmet Hoca gönderdi. Tamamdır, sağ olasın Muzaffer. Koku... Evet, senin geçen gün beğendiğin erkek parfümü kokusu. Ha. Bak. Aldım, aldım. Geliyor buraya. Çok yakışmış Muzaffer. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Yalnız 2 fıstıkınca yetiyor bu. Biraz ağır. Dil de yoğun ya hani. Sen bana bunu demediydin ama. Doğru diyorsun. Ay, çok daha gitmiş olmam gerekiyordu benim buradan. Ama siz zaten 20 dakikadır buradasınız ya hocam. Senden de bir şey kaçmıyor maşallah. Aman hocam. Aman. Nasıl koku be Buzo? Zaten alerjiden kıvranıyorum. Bir de koku şişesinin içine düşmüşsün be. Hocam ben uzak durayım zaten. Gideyim ben. Ne sürmüş bu böyle? Güzel koku aslında da. 1. odada hasta var hocam. Daha hastalık iznimi kullanacağım bugün. Tamam. Hasta hasta bakmayacağım. Evet, bence bir antihistaminik al. Ne yapmam gerekiyor anlamadım. Sedyeye mi yatayım? Serum mu bağlasınlar? Hasta olduğuma inandırmak için seni. Ha? Oh. Sen de gör. Çok yaşa. Şimdi ateşim şöyle. Hasta erkek doktor istiyor. O yüzden seninle konuşuyoruz. Yani top sende. Hasta 1. odada. Olmaz öyle şey. Bir kere cinsiyet ayrımcılığı var burada. Erkek doktor istiyorum ne demek? Böyle her erkek doktor isteyene göz yuvarsanız işsiz kalırsınız. Yakında doktor doktordur. Hasta 1. odada.
Soyunayım mı? Evet. Sıkıntı gizli kapaklı bir yerde öyle mi? Bu sabah bir baktım büyük bir et beni var böyle tam kasımın orada. Evet. Soyu veda. Kötü bir şey değildir değil mi bu? Stresdendir. Kız arkadaşım günlerdir telefonuma bakmıyor. En son kampa gitmiştik birlikte. Temiz hava alalım. Biraz da baş başa kalalım hesabı. O gün bir şeye bozuldu bu. O gün bugündür ne telefonumu açıyor ne mesajlarıma bakıyor. Haliyle ben de çok üzüldüm. Ondan çıktı bu et beni. Ha, bir hemşire yollayı buraya. Bir de eğri uçlu klemp. Tamam hadi. Neyim var? Kötü bir şey mi oldu? Şimdi bu et beni dediğin şey... ...mantuzlara olan ektoparazitik örümceğimsi bir arkadaş. Çirkinler kralı bir artropod. Gene. Ne? Öyle dağda bayırda ormanda şortunu giyip ayağında şıpıdık terlikler gezinirsen ne yapar bu arkadaş? Asla affetmez. Bacağına yapışır, yürür oradan damarı bulur, lak mantuzlar. Genelde ortamdaki hayvanlarla beslenir. Baba, bu sefer nedense seni seçmiş. Niye acaba? He? Acaba sen bu kız arkadaşın hanımefendiyi kampinge gerçekten yıldızları saymaya, temiz havaya mı götürdün? Yoksa aklında başka bir hinlik mi vardı? He? Ya kızcağız da çaktı tabii vaziyeti. O gün bugündür aramıyor değil mi seni? Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Bu kene sana bu kampikten hatıra kalsın. Oldu mu? Senin kız arkadaşının intikam meleği. Hemşire al şöyle bırakıver klempi. Evet. Bu önümüzdeki günlerde gribimse bir şikayetin olursa... ...ateş, baş ağrısı vesaire hemen geliyorsun hastaneye Kırım Kongo kanamalı ateşi. He? Anladın mı? Amara yat bakalım.